Şimdi peki Türkiye'deki göçlere bakalım. Evet. Aslında hepsi birbiriyle iç içe. Aynen öyle. Öncelikle göç veren ve göç alan yerler var. Şimdi göç veren yerlerde bir yer niye göç verir? Çünkü seni oradan iter. La git bir yere göç et der. Mesela köyün seni iter. Niye itiyor? Bir defa senin mesela köyde şimdi eskiden bir sürü adama ihtiyaç vardı. Tarlalar ekip biçmek için. Tabii. Sen de onları... Balyayı taşıyacak adamlar. Bizi diyor. Balyalarını taşıttı da bize. Şimdi... Sizin köyde tarımda makinalaşma olunca o kadar adama ihtiyaç kalmadı. Evet, sen git kardeş dedi. Sen hadi pırını pırtını topla git, traktör yapıyor. Massey Ferguson yapıyor. 240'lık. Yapıyor. Değil mi? Bunlar hepsini yapıyor. Dobak 65. Evet, 135'lik dobak. Şimdi bunlar hızlı nüfus artışı da oldu tabii. İşsizlik de oldu. Tarımda makinalaşma da oldu. Tarım toprakları da parçalandı. Evet. Eğitim de yetersiz. Aynen öyle. Hadi git dedi ya sana Kızılırmak'tan. Ovacık köyde. Aynen öyle. Çekici faktörler ise şehirde sadece dedi ki gel. Para var burada. Gel. İş var oğlum. Seni, seni dedi fabrikaya sokarız dedi. Sana dedi asgari ücret. Asgari ama. Evet. Askeri ücret. Evet. Yani askerlerin aldığı sigorta. Ücret. Sigorta, yol, yemek, prim, ticket. Oh. Evet, veririm dedi. Hepsi ben var. Oradan emekli oldum. Sen dedi gel dedi. Buradan dedi. Evin alırsın dedi. Kod 3'ten dedi. 20 sene ödersin onun da parasını dedi. Hemen elinde okutursun. Bu da çekici faktörü. Evet. O zaman bir yere... den göç ediyorsan o seni itiyor. Aynen öyle. Öyle düşüneceksiniz. Bir yerde seni çekiyor. Çekiyor. Şehirler genelde çeker. Köy, kırsal kesimse iter. Peki olay tersine dönmedi mi? Döndü. Artık ne yapıyor kırsal? Çünkü insanlar artık emekli olmaya başladılar. Evet. Sosyal hak aldılar. Köylerde arsalar da vardı. Evet. Gidiyorlar tekrardan. Emekli maaşı var zaten. Maaşı var. Bebelerini okutmuş. Evlendirmiş. Arabasını almış. Anlaşma. Kışın doblanmış. Evet, aynen öyle. Kışın gidip vakit geçirebilmesi için kaloriferli bir evi de var. Ev var. Evet, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında geliyor, ne yapıyor köyde? Takılıyor. Takılıyor, aynen öyle. Şimdi bir bakalım. Türkiye'de göçlerin nedenleri. Evet. Örnekleri vererek gidelim. Aynen öyle. Doğal olaya. İşte mesela 1992'deki Erzincan depremi, 99'daki Marmara depremi. Sizin oralara da gelmişlerdir böyle. Evet, geldi. Sakaryalı arkadaşım vardı. Ben çok şaşırmıştım. Evet. Ben çocukken Çorumlu'dan başkası yok sanıyordum dünyada. Sakaryalıyım deyince nasıl yani dedim. Ben dedi Sakarya'da doğdum büyüdüm ben oralıyım dedi. Öyle bir yerim mi var? Öyle yani duyuyordum ama ben... Ama bütün dünya Çorum'dan ibaretti evet. Doğru mu? Ben anlam veremiyordum yani nasıl yani herkes peki burada... Peki o zamanlar beni tanısaydın? O zaman derdim ki sen tanıyordum zaten şu arkadaşın donu düştü diyor. O videoyu koyalım mı şuraya? Olur. Bu folklor ekibinde oynarken bunun arkadaşının donu düşüyor. O zamanlar daha biz tanışmıyorduk. Evet. 2007 yılı. Evet 2007. O videoyu bu. Ben o zaman Artvin yöresine ait halk oynar sevgiliyordum. Halisizlik bile durduramayacak. Güzel. Sosyal ve siyasal olaylara bakalım. Evet. Mesela Güneydoğu'da bizim değil mi bir dönemler 90'lardaki evet. O terör olayları. Buna rahatsız olan halk bölgeyi terk etti. Ve baskı da yaptı evet, bu terörlükleri. Ya da işte 1980'deki sağ sol olayları evet. Değil mi çatışmalar evet. Aynı zamanda işte arkasından gelen darbe. Ne yaptı? İnsanları bulundukları yerden göç etmeye zorladı. Evet. Bu dönemde işte özellikle siyasi suçluların birçoğu ne yaptı? Yurt dışına kaçtılar falan evet. Filan yani göç etmiş oldular. Bir de siyasal nedenlerden dolayı olan göçler var. Evet. Bir örnek verelim. Biz söyledik ama mesela Lozan Anlaşması'yla 23'te aslında bu siyasi bir sebeptir. Evet. Bu sosyal hiç karışıklık değil. Evet. Ya da Hatay'ın değil mi 1999'da anavatana katılması. Ya da Bulgaristan'dan 89'da gelen 400 bin kişi. Özal döneminde evet. Öyle değil mi? Ya da 2011'de gelen 3 milyon Suriyeli. Bunlar hep siyasal sebepler. Evet, siyasi. Ekonomik nedenler bu. Ekonomik nedenler en büyük nedendir. Evet. İnsanlar daha çok para için göç eder. Şimdi Türkiye'de eskiden geçmiş dönem daha çok göçün yönü iç kesimlerden kıyı kesimlerine doğruydu. Ve doğudan batıya doğruydu. Evet. Bugün ise göçün yönü küçük şehirlerden daha büyük şehirlere evet. Doğru olmaya başladı. Yani eskiden mesela adam bavulunu, peynirini, değil mi, ekmeğini turşu. Alıyordu. Köyden turşu, salçasını alıyordu. Doğrudan İstanbul'a gidiyordu. Ama şimdi önce köyden hemen yakındaki bir şehre, ilçeye ya da şehre arkasından daha büyük şehirlere. Bunun adı neydi? Kademeli göç. Kademeli göç. Aynen öyle. Şu anki durum bu aslına bakarsanız. Peki herkes bunu isteyerek mi yapıyor ya da zorla mı yapıyor? Hayır. Bir istek, bir istek durumuna göre göçler. Şimdi istek durumuna göre göçler. Aa gönüllü göç. Gönüllü göçte ne var? Gönüllü göçte insan diyor ki ben kendim gitmek istiyorum. Kendi keyfimce. Keyfimce gitmek istiyorum. Bu gönüllü göç. Mesela sen buradan çalışmaya Akçakoca'ya gittin. Evet. Türüne göre evet bir işçi göçü ama istek durumuna göre... Gönüllü göç. Gönüllü göç. Ya da eğitim göçü mesela. Gönüllü. Kimse beni zorla Gazi'ye getirmedi. Evet. Aynen. Kulağımdan tutup da gönüllü seni kurtaracağım demedi. Örneğini anladık. B zorunlu göç. Zorunlu göçte de adam seni ne yapıyor mesela mübadeledeki gibi? Hadi lan, diyor. Git. Ezilin. Bunun burtunu topla çık, git buradan. Çık dışarı diyor. Evet. Ya da mesela doğal nedenlerle gerçekleşen göçler. Adamın evi barkı yıkılmış. Ne örtün? Bir şey kalmamış. Mecbur oradan gitmek zorunda evet. Artık.
Bu da zorunlu göç. Şimdi bu istek durumuna göre A'ydı, evet. B. Neye göre? Süresine göre. Heh, süreli göç. Yani geçici göç. Evet ve sürekli göç. Önce geçici göçten bahsedelim. Mesela Akçakoca'ya gidip 2 hafta inşaatta çalıştık mesela. Şimdi onu sınıflayalım mı? Hadi. Türüne göre işçi göçüydü. Evet. İstek durumuna göre gönüllüydü. Evet. Süresine göre de geçici. Geçiciydi. Belirli bir süreliğine gidiyor. Mesela bizde bunun en güzel örneği arkadaşlar mevsimlik göçtü. Evet. İnsanlar ne yaparlar? Mesela tarım nedeniyle. Şey hatırla Kemal Sunal'ın. Çuhrova'da diyor, yövmiyesi diyor, 100 adım yürüyormuş abi diyor. O mesela, o sahneyi şuraya koyabiliriz. Pamuk ne? Pamuk. O çok güzel. Şimdi ne yapıyor? Yılın belli bir dönemi. Evet. Ne yapıyorlar? Gidiyor tarımda çalışıyor. Mesela Çukurova'ya pamuk için. Hı. Ordu'ya, Giresun'a, Karadeniz'e. Fındık toplamak fındık için. Rize'ye çay toplamak için. Rize'ye çay için gidiyor. Bizim oraya kavun toplamak için. Ya da Polatlı'ya illaki soğan toplamak için. Da bu çoğaltılabilir. Ya da Antalya'ya turizm için gidiyor. Evet. Bu da geçici bir göç. Aynen, gidiyor 6 ay sezonla değil mi? Çalışıyor. Evet. Geri kalan 6 ayda geri dönüyor. Sürekli göçteyse, yani B sürekli göç. Sürekli göçteyse gittiği zaman kalıyor. Yılın tamamında kalıyor. Evet. Ya bak, hayat boyunca kalması önemli değil. Evet. Burada geçici ya da sürekli olması yılın tamamında mı, bir süresinde? Evet. Gidip oyunu git gel mi yapıyor? Yoksa orada evini almış, yerleşmiş mi, kalıyor mu? Almış mı, kira mı? Anladık mı? Sürekli göçlerde. Evet. Mesela sen ne yaptın? Çankırı'dan aslında geçici gelmişti. Evet. Sonra ne oldu? Kaldım burada. Sürekliye döndü. Çünkü burada bir düzenin var yeğenim. He, aynen, bir düzen vurdum. Peki sınır geçme durumuna göre. Üçüncüsü. Evet. İstek durumuna göre, süresine göre ve sınır geçme durumuna göre. İç göç, dış göç. İç göç nedir? Ülkenin dışına, ülkenin içinde gerçek Çankırı'dan Çorum'a gittiysen iç göç. Evet. Ama Çankırı'dan Almanya'ya gittiysen dış göç. Gerçekten bayağı bir dikey geçiş olmuş o zaman. Dış göç. Şimdi sınırı geçtin mi öbürki tarafa, bu dış göçe giriyor. Evet. Şimdi iç göç yani ne? Sana belge soruyorlar mı? Çorum'a girerken belge soruyorlar mı? Ben, yok. Şu polis çeviriyor, kimlik soruyor. O kardeşim öyle pasaport ya. Aa, özür dilerim. Öyle diyorlar paşa pasaportumuz öyle. Peki iç göçlerin nedenleri ne Muratçığım? İç göçün nedenlerine bir bakalım. Mesela Türkiye'deki nedenleri bunun. Tarım alanları artık parçalandı, daraldı. Tarımda makinalaşma başladı. Evet. Köylerde artık iş güç kalmadı. Kan davaları. Değil mi? Kan davaları, evet, da büyük bir şey. Evet, evet. Bunlardan dolayı insanlar ne yapıyorlar? İşte Çankırı'dan Edirne'ye, Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Antalya'ya. Evet. Göçü yönleri de hiç mantıklı olmadan da olsun. Peki mantıklı olanı ne? Bir buna bakalım. Türkiye'de göçler genelde doğudan batıya, kuzeyden güneye. Evet. Evet. İç kesimlerden dış kesimlere, yani kıyı kesimlere. Kıyı kesimlere, evet, doğrudur. Yani karasaldan denizlere doğru. Evet. Doğru, evet. Doğru olan da bu. Evet. Ne işimiz var burada? Bizim köy dedem de göçmüş benim, biliyor musun? Hmm. Ama çok fazla göçememiş. Yaklaşık 10 kilometre kadar göçebilmiş. Yeter aynı demiş ya. Bu kadar gittik, göç ettik. Sadece 10 kilometre birazcık güneye çekilebilmiş. O kadar hepsi. Keşke kuzeye gideydi. Yani biraz daha kuzeye gitse olay daha serin bir yerde. Sinop çünkü Türkiye'nin en kurak yerlerinden biri, evet, gibi. Evet, biliyorsun. Bir de ne? Türkiye'de göçler daha çok kırdan kente doğrudur. Evet. Biraz önce de söyledin ya, kademeli göç, hı-hı, diye. Önce köyden şehireydi, küçük, evet, şehire. Şimdi artık köylerde kimse kalmadığı, evet, için. Küçük şehirlerden büyük, büyük şehirlere. Şehirlere. O doğru oldu. Şimdi peki net göç ve net göç hızı ne demek? Evet. Şimdi bir ilin aldığı göç ile verdiği göç arasındaki fark, sayı farkına biz net göç diyoruz. Evet. Bunun da binde olarak söylediğimiz zaman net göç hızı diyoruz. Evet. Şimdi mesela bazı şehirler var. Bakın örnek verelim. Mesela Tekirdağ'a bakalım. Evet. Şimdi toplam nüfus falan filan. Aldığı göç 50.764. Evet. 2019. 28 bin göç vermiş. Net göçüne 22 bin. Ama artı 22 bin. Evet. O da 100 binde 20 yapıyor. Aynen öyle. Bir eksiye bakalım bir de. Mesela Tokat. Değil, hı, mi? 24 bin göç almış. 41 bin göç vermiş. Eksi 16 kişi kaybetmiş nüfus. Ve net göç hızı ne? Eksi 27. Eksi 27 binde. Anladık mı? Evet. Anladık mı? Anladık. Ben anladığınızı düşünüyorum. Sen anladın mı? Anladı be. Bu daha önce anlamıştım zaten. Şimdi Türkiye'de en fazla göç alan yerler tabii ki kıyılar, evet, ya da büyük şehirler. Türkiye'de arkadaşlar hani bunlar hep değişir. Evet. Her sene değişir. Biz bu veriyi koyduğumuzda bile değişti bu, evet, yani. Şimdi bir her sene çünkü göç alan göç veren farklı sahiplerle. Evet. Bunlar. Ya mesela bir yerde bir sanayi tesisi açılıyor, doğru mu? Ya da bir, evet, maden açılıyor. Buraya hurra millet buraya göç ediyor. Pandemi bile değiştiriyor, evet, bu işin rengini. Aynen öyle. Mesela Şile'ye değil mi? İstanbul'da mesela çok fazla Şile tarafına göç, evet, oldu. Ya da işte ne yaptılar? Büyük şehirdekiler köylere göç, evet, ettiler. Dediler ki daha sakin, daha sağlıklı bir ortam. Evet. Şöyle özetleyelim o zaman. Evet. Genelde kıyıdaki şehirler. İstanbul, İzmir, evet, Bursa kıyıda değil ama kıyıda sayılır. O da Marmara yakın. Bursa, Kocaeli, Antalya, Hoca'dır, İzmir. Evet. Bunlar göç ama alıyorlar daha çok. Evet. Ama doğudaki illerimiz. Evet. Van, Hakkari, Diyarbakır. Diyarbakır,
Çankırı, Çorum, Yozgat bunlar da göç veriyor. Evet. Ha veriler her sene değişiyor ama olayın mantığını anlamak zorundayım. Peki dış göçlere bakalım. Evet hadi bakalım. Türkiye'den yurt dışına olan göçleri bir anlat da keyfimiz yerine gelsin. İlk olarak bu şey 1960 yılından sonra Türkiye'de büyük bir işçi göçü Avrupa'ya oldu. Söyledim ya işte Almanya'ya kardeşim dedi bize biraz adamı lazım dedi. Türkiye'de hay hay dedi. Evet şimdi gibi. Türkiye'den yurt dışına olan göçler o zaman. Özellikle Batı Avrupa. İşte kim bunlar? Almanya, Fransa, İngiltere, Belçika, Hollanda değil mi? Buralara. İşçi niye göç buralara? Evet niye buralara? Çünkü buralarda bir iş imkanı var ve nüfus az. Dolayısıyla değerlendirilebilecek fırsat fazla. Ne yaptılar? Başta legal, daha sonra da birçoğu da illegal yollarla ne yaptılar? Batı Avrupa'ya göç ettiler. Peki hocam, bu göçleri türünü anladık, nasıl sınıflandırıldığını anladık. Peki bu göç veren yerler ve göç alan yerlerde neler oluyor? Anlatmam ister misin? Evet, öncelikle göç veren yerde neler oluyor? Şimdi Çorum'daki ev, buraya göç ettiğinizde uzunca bir süre boş kalmadı mı? Kaldı. Meskenler boş kalırlar. Hatta boş kalır. Kedi köpek neyi yapmış içeride? Sonuçta boş yani. Evet. İnsan yok içinde. Doğru söylüyor. Bunun dışında bazı okullar ve sağlık ocakları kullanım dışı kalır. Mesela bizim köyde iki tane ilkokul binası var. Son 10 yıldır mesela. İkisi de kullanılmıyor. Çünkü boş. Öğrenci yok. Öğrenci yok gibi. Yatırımlar azalır. Çünkü artık buraya bizim köye yeni bir şey yapmazlar. Niye? Çünkü zaten kimse yok. Diyor ki adam kimsenin olmadığı yere ben diyor niye para harcayayım diyor devlet. Dolayısıyla tarımsal üretim azalır. Evet tabii ki o da var ya. Yani. Bu şeyden bahsediyor. Evet. Tarımsal üretim de ama azalıyor. Evet, değil mi yani? Evet. Tarımsal üretim adamın tarlası boş kalıyor. Şimdi sizin tarlalar hep boş kaldı. Evet doğru. Arkadaş, sen yoksun. Kim yapacak o işleri? Babam da ekip biçemiyor. Biçemiyor. Boş kalıyor. Boş kaldı. Aynen öyle. Şunu bilemiyorlar. Yatırımların atıl kalması. Bu söylediğimiz şeyler yatırımların atıl kalması. Evet. Mesela o köy okulu boş kalıyor. Sağlık ocağı boş kalıyor. Çeşmelerden kimse su doldurmuyor kumardan. Peki. Göç alan yerde neler oldu? Deseleyim. Hadi şöyle. Tamam. Şimdi çok kalabalıklaşıyor ya. Evet. Mesela Ankara'yı düşünün. Ankara'da şimdi her yerde bir trafik başladı. Demek ki trafiğe sebep oluyor. Evet. Sonra insanlar ilk geldiklerinde bakıyorlar ev yok. Bir de daireleri pahalı. Evet. Gece kondu yapıyorlar. Gece kondu derken gerçekten gece konduruyorlar. Gece bunu bir gecede yapıyorlar binayı. Gerçekten hızlı bir mimari. Evet. Babam o işte çalışıyormuş. Oğlum söyleme oğlum adam. Neyse zaten şeye uğramıştır 30 seneye geçmiştir. Geçti dosya kapandı. Gece konducu başıymış. Bunlar gece kondulaşma, trafiğin artması, sonra yeşil alanların tüketilmesi, komple yok edilmesi. Mera alanları değil mi? Evet, adamlar alanları geliyor oraya dikiyorlar. Sonra başka suç oranları artıyor. Aynen öyle. Altyapı hizmetleri yetersiz kalıyor. Mesela tut çatışması. Şeyde ben hatırlıyorum o Mamak'ta, Keçören'de abi yolun ortasında elektrik direği var. Ne alaka? Ne alaka? İşte tamamen plansız yerleşme. Adam bir yolun kenarına ev yapmış falan. Ağaç yolun ortasında duruyor. Çok iyi ya. Ama artık o kentsel dönüşümde bunlar ortadan kaldırıldı. Evet. Kültür çatışması yaşanıyor. Evet. Köyden geliyor. Şehir ama bakın orada işte yufka ediyor. Değil mi? Yün diyor. Yün diyorlar falan. Yün diyor. Halı yıkıyor. Aynen öyle. Öbür tarafta insanlar işte opera dinlemeye falan gidiyor. Aynı şehir içerisinde. Ne kadar kültürel bir faaliyet halı yıkamak falan diyor. Gibi bu tarz durumlar yaşanıyor. Mesela sen hiç kültür çatışması yaşanıyor. Hayır. Olmayan bir şey nasıl çatışıyor? Olduğum yere hemen adapte oldum. Evet. Göç keyifli bir konuydu. Evet ama bitti. Bitti. Her keyifli şeyin sonu oldu. Evet. Bu şekilde bitirdik. Bundan sonraki dersimizde de bir ekonomik faaliyetler anlatalım. Bizi izlemeye devam edin. Arkadaşlar o zaman kanalımızı beğenmeyi, zili açmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bizi de takip etsinler. Evet, Instagram. Instagram adresimizi buraya bırakıyoruz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kolay. See you later.